Minyeli Abdullah 2. Türk sinemasından dünya sinemasına. Minyeli Abdullah 2. Buhran'dan yepyeni bir çığıra. İnsan Allah'ına ve alnının terine güvendi mi gerisi kolay. Mısır'ın kurtuluşunu yetişecek yeni nesilde görmüş o insana hizmetçi olmak isterdim kızım. Allah İslam nizamını göndermiştir. Devlete karşı çıktıklarını bilmem. Ama biz İslamiyet'i bilmiyoruz. Feza film, geçtiğimiz sezon hasılat rekorları kıran Minyeli Abdullah filminin devamı, Minyeli Abdullah 2'yi sunmaktan mutluluk duyar. Bu film, Türkiye'den başka Yugoslavya, Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika ve Mısır'da çekildi. Hekimoğlu İsmail'in satış rekorları kıran romanından uyarlama. Garip bir koleksiyoncu. Bir mezarlık bekçisinin mezarlıkta geçen 22 yılı. Mezarlık duvarları içinde birbirlerine kan düşmanı olanların bile yan yana, sırt sırta, sessiz sedasız yatışlarını ve mezarlık duvarları dışındaki acımasızlığı, hırs ve ben kavgalarını anlatan bir film. Öyle veya böyle hanım, tam 22 yıldır diğer ölülerin de bir şey getirdiğini görmedim ben. Biliyorum, birkaç bayramdır ziyaretçinde gelmiyor. Belki bu bayram gelenin olur. Ama gelmezse de sakın üzülme. İnanır mısın, Vali Bey'in de ziyaretçisi gelmiyor artık. Ne yatarsız canlar! Kalkın! Kalkın da görün dünyadakilerin halini! Bal tutan parmağını yalar demiş ya birisi. Tutup tutup yalıyorlar parmaklarını. Benim zaferim. İnsanımızın değer yargılarını rehber edinen Feza filmden bir ürün daha. Benim zaferim. Benim zaferim, bir döneme ismini altın harflerle yazdıran Avrupa profesyonel boks şampiyonu Cemal Kamacı'nın ilginç hayat hikayesi. Cemal Kamacı, ünlü boksör, bu filmde kendini oynadı. Cemal Kamacı. Ve bu işten para kazanıyor. Gerçek bir hayat ve yaşayan bir film. Türk sinema tarihinde ilk kez hakiki boks sahneleriyle dolu dev bir film. Cemal Kamacı. Şöhretin zirvesindeyken gelen acı ve yeni bir hayat.
Bu filmdeki olaylar İngiliz idaresi dönemindeki Mısır'da geçmektedir. Hemşerim, ne istiyordun? Emniyet müdürümüzü görmek istiyordum. Müdür bey içeriye kimseyi almayacaksın dedi. Çok önemli ama. Neymiş önemli olan? Mühim bir haberim var. İçeride vali bey, general Şehmuz, devlet büyükleri falan var. Bana söyle haberini. Olmaz, çok mühim. Mutlaka kendilerine söylemem lazım. Kral Faruk Hazretleri, ortamın denetlenmesi ve kargaşalığın önüne geçilebilmesi için bir korku, bir baskı havası istiyor. Evet. Suçluları bulamazsanız bile suçlu yaratmak mecburiyetindeyiz. Çok doğru efendim. Hareket lazım. Bir şeyler evet. Yaptığınızı göstermek lazım. Efendim çok haklısınız. Gel. Rahatsız etmeyin diye temih etmedim mi? Ne var? Birisi çok önemli bir haber getirmiş. Mutlaka size söylemesi gerekiyormuş. Çağır. Gelsin bakalım. Kusura bakmayın Ali Bey. Neymiş bakalım o çok önemli haberin? Müdür bey, Minyeli Abdullah denen bir komşum var. Sık sık evinde ayin yapılıyor. Bu gece de toplandılar gericiler. Anlaşıldı, anlaşıldı. Adresi? Burada yazılı efendim. Hey, sen hemen ekibi topla. Alışkanlık her şeyin üzerine örtmüş. Mesela bu sabah güneş doğmasıydı, ne büyük bir hadiseydi. Hepimiz telaşa düşer, ne yapacağımızı şaşırırdık. Fakat güneşin doğup batmasına öyle alışmışız ki doğuyor, batıyor, haberimiz bile olmuyor. Her şey bunun gibi. Rüzgar 120 kilometre hızla değil de 1200 kilometre hızla esseydi hepimizi kağıt parçası gibi havaya fırlatırdı. Yağmur damla damla değil de oluktan boşanırcasına yağsaydı sefa sürdüğümüz evlerin altında can verirdik. Ölür giderdik. Demek her şeyi idare eden bir güç var ki biz de ona Allah diyoruz. Bizi de idare eden Allah değil mi? Bakınız, hepimiz rahatlıkla nefes alıp veriyoruz. 180 kilometre kalınlıktaki atmosferi ciğerlerimize irtibatlayan kimdir? Allah öyle bir hava yaratmış ki ciğerlerimize uygun. Aldığımız nefes akciğerlerimize doluyor, oradan vücudumuza yayılıyor, hücrelerdeki karbonu alıp dışarı çıkıyor. Böylece hem vücut ısımız ayarlanmış oluyor hem de kanımız temizleniyor. Eğer nefes alıp vermesek ölürüz. Demek nefes alıp vermede de sıhhat var. Öyleyse bol bol şükretmeliyiz. Ama insan bu kadar sık şükredemez. Öyleyse İslamiyet'i öğrenip anlayıp yaşayalım ki sürekli şükredenlerden olalım. Dikkat edilirse gözü yaratan Allah ışığı da yaratmış. Eğer göz olsaydı, ışık olmasaydı gözümüz işe yaramazdı. Böylece insan kainatla irtibatlanmış. Fakat okul kitaplarında değişik açıdan anlatılıyor. Kainatı yaratan Allah'tan başkası olamaz. Fizik, kimya, coğrafya gibi ders kitapları da kainatı anlatıyor. Yani Allah'ın yarattığı şeyleri anlatıyor. Okul kitaplarına dikkat edersek Allah'ın ilim ve kudret gibi sıfatlarını daha iyi anlarız. Tabiat kanunlarını da Allah koymuştur. Yani gölleri, dağları yaratan Allah olduğu gibi kediye kürk giydiren, onun iç organlarını tanzim ve tertip eden de Allah'tır. Önemli olan insan. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Bu derste Allah'ın hakimiyetini okuduk. Şimdi kainattan insana dönecek olursak bizim vücudumuzu tanzim ve tertip eden kimdir? Kalbimizi çalıştıran, kanımızı damarlarımızda dolaştıran kimdir? Bize zeka ve hafıza veren Allah yaptığımız her işi biliyor. Eğer Allah'ın hakimiyetini iyi anlarsak o zaman günah işlemekten kaçınır, sevap işleyerek iyi insan olma imkanına ereriz. İyi insanlardan üstün bir millet, üstün milletten de güçlü bir devlet meydana çıkar. Ve böylece
İngiliz esaretinden kurtuluruz. Neyse komutanımızın. Eller yukarı. Ayağa kalkın. Güzellerini arayın. Bakalım silah var mı? Kraliyet savcısının emri. Eviniz aranacak. Hadi. Çekil, çekil. Anneciğim, anneciğim, bana atlarım. Çabuk bir çuval getirin. Şey sandığı o mahremiyeti ayıptır. Bari onu karıştırmayın. Çabuk olun. Çabuk 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 yürüyün yürüyün yürüyün. Hadi yürüyün çabuk olun biraz sallanın hadi. Yürüyün 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 yürüyün. Oh, Allah'ım yarabbim. Komiser bey ne olur yavruma bir ziyan gelmesin. Dini kitaplar okuyorlar. Biz de Müslümanız hanım. Önce şunu bil ki Abdullah, ben senin düşmanın değilim. Yani seninle dostça konuşursa suçunu hafifletebilirim. Ben suçlu değilim. Oo, o senin fikrin. Ama biz buna inanmıyoruz. Hakikati bizleri yormadan itiraf edersen sana yardımcı olurum. Hatta seni serbest bile bırakabilirim. Çünkü her şey elimde. Toplantıda suçüstü yakalandınız. 12 kişiydiniz değil mi? Bilmiyorum. Gelenleri saymak aklımdan geçmez. Buyurmak isteyene kapım her daim açık. İyi konuşuyorsun. Ama benim istediğim cevap başka. Evindeki toplantıların gayesi ne? Nedir hedefiniz? Hükümet mi? Kral Faruk mu? Dini ve insani sohbetler yapıyorduk. Gayemiz insanlığa faydalı olabilmekti. Müslüman oldunuz, buraya geldiniz. Bu sevdadan, bu İslamiyet davasından vazgeç, seni derhal serbest bırakayım. Suçsuzum. Tevkif edilmek değil, kafam kesilecek olsa cevabım gene değişmez. Kararı siz verin. Dua et ki benim gibi yumuşak ve insaflı birinin eline düştün. Ama insafın da bir hududu vardır. Teşekkür ederim. Bana hakikaten yumuşak davrandınız. Yalnız bu işin sonu nereye varırsa varsın, kararım değişmez. Ya demek öyle. 1000 tane başım olsa, her gün bir tanesini kesseniz, ben gene Müslümanım. Peki, sen bilirsin. Beyi götürün. Ona yumuşak davranacaksınız, unutmayın. Fena değil. Koy onu yerine, ver. Dalın hadi. Dalın, dalın dedim. Yardım edin. Cenazeye çevirmişler zavallıyı. Su getirin, bes filan bulun hadi. Yarayı saracak bir bez bile bulamadınız be.
İşte böyle. Buraya getirdiklerinde ne haldeydim biliyorsunuz. Hı hı. Güçlüymüşsün ki onca işkenceden sonra sağ kalabildim. İşte dünya, işte insan. Karşıma bir hayvan çıksaydı, bir kaplan, bir sırtlan beni parçalar yerdi. O da açlığını gidermek için. Ama ne söverdi, ne döverdi, ne de inançlarımla alay ederdi. Ortada cinayet yok, kan yok. Korkma, çabuk sıyırırsın. Suçsuzum ama kime anlatırsın? Kimi şahit tutarsın? Bu cehenneme düşen suçsuzsa işin içinde başka davalar var demektir. Şunu bir en baştan anlatsan bize. Talihsizlik yakama küçük yaşta yapıştı. Babam öldüğünde 4 yaşındaydım. Yüzünü bile zor hatırlıyorum. Zavallı annem beni büyütmek için saçını süpürge etti. Gün geldi bir lokma ekmek için gömleğini sattı. Anacığımın derdi okuyup memur olmam, temiz giyinip kravat takmamdı. Gönlü amelelik etmeme razı değildi. Ben de onun için pekilerle dolu karneler götürüyordum eve. Sınıfın, hatta mektebin parlak talebesiydim. Ama tarih hocamla aramızda akıl almaz bir hadise geçti. Bütün çalışmalarım, sınıf birinciliğim, her şey bir anda heba olup gitti. Bazı şeyleri anlatmak bile insana çirkin geliyor. Utanmıştım. O utanç ağzımı dilimi bağlayıverdi. Ve tarihten en iyi bildiğim soruyu cevapsız bıraktım. Sualini cevaplayamamam öğretmen hanımı delirtti. Bana 0 attı. Öbür çocuklar buna pek aldırmadılar. Ama Sevde ağlamıştı. Uzaktan akraba sayılırdı. Üzülmesi normaldi. Sevde bahçede yanıma gelip beni sual yağmuruna tuttu. Sorduğu bahsi o kadar iyi biliyordum ki bana bile sen öğrettindi. Neden sustun anlayamadım dedi. Anlayamazdı tabii. Ben de anlatamazdım. Bir başka gün hocam bana 0 atmakla yetinmedi. Bağırıp çağırdı. Azarladı, kulağımı çekti. Hatta bana cetvelle vurdu. Onun kolunu tuttum. Sonra da ittirdim hocamı. Daha sonra da korktum ve kaçtım. Şuursuz koşu Nil kıyısına kadar sürdü. Nil insana uzaklaşma, kurtulma duygusu veriyordu. Aklıma yelkenlilerden birine atlayıp bilmediğim ülkelere gitmek geldi. Gitmek, tanımadığım bir yerde kaybolmak. Ama annemin nurani yüzü geldi gözümün önüne. Minye'den kaçmam onun için ölümden de beter olurdu. Elim ayağım ana sevgisiyle bağlıydı. O yüzden Minye'den kaçamadım. Peki sonra? Sonrası bir daha mektebe gidemedim. Okumak benim için en büyük zevkti. Kitap gördüm mü içim aydınlanırdı. Ne yapıp edip tahsilimi tamamlayacaktım. Ama ilk günler üzülür korkusuyla mektebi bıraktığımı anneme söylemedim. Ama bir gün duydu tabii. Hakikati öğrenince de fakirliğimizi bahane ettim. Önce çalışır kazanır sonra ne bağısına olursa olsun bir diploma alırım anne, merak etme sen dedim. Bana güveni vardı, inandı ve rahatladı. Önce bir kahvede çıraklıkla başladım işe. Sevildim, garsonluğa yükseldim. Sonra pazar yerinde hamallık yaptım. Kazancım iyiydi. Bol bol kitap alıp çoğu geceler gün ağarana kadar okuyordum. Kitaplar kanımı ateşliyordu. Her kitapta önümde yeni dünyalar beliriyordu. Minye'de istikbal olmadığı için anacığımla helalleşip Kahire'ye yollandım.
Değişik işlere gire çıka, yaza okuya seneler geçti. Sonunda bulduğum iş bir kahvehanede garsonluktu. Parası da boldu, bahşişi de. Hem anacığıma para yollayacak, hem de istediğim kadar kitap alacaktım. 40 yıldır bu işi yaparım, senin kadar kitap alanını görmedim. Kitap benim için hava kadar, su kadar mühim Asım amca. Merak ettiğim bunca kitabı almak için nasıl para buluyorsun anlamıyorum. Garsonluk yapıyorum. Pek makbul bir iş değil ama kazancı iyi. En büyük kazancın aldığın kitaplar evladım. Zenginlik, para, pul bir anda yok olup gider. Ama burada kitapta okudukların kafanın içinde kalır. Sağ olasın. Selamun aleyküm. Kalkın be. Buyur efendim, ne emrettiniz? Çay, kahve, limonayla. Çay, kahveyi bırak şimdi beni dinle. Bana bak, sen beni ne sandın be? Ha? Dağılmışsınız herif. Şu işe bak be. Abdullah abimizin kavga ettiğini gözümle görsem inanmam. Öfke bu abi, baldan tatlıdır. Abdullah'ın bam teline basmış. Abimiz de işinden olmuş. Kısmetten ötesi olmaz. Yüce Allah insanı sabrıyla, şükrüyle dener. Bütün mesele Hak Teala'ya inanmak. Allah bir kapıyı kaparsa bir başkasını açar diyerek başka bir iş aradım. Bir matbaaya girdim. Matbaa sahibi iyi çalıştığımı görünce bana basılacak kitap ve dergilerin tasihi işini vermişti. İş ağırdı. Parası da daha azdı. Hoşuma giden yanı işin kitaplarla, okuyup yazmayla ilgili oluşuydu. Matbaanın bodrumunda yatmam için ufacık bir oda vermişlerdi bana. Kiradan kurtulmuştum ya, yeterdi. Artık sabahlara kadar okuma fırsatı bulmuştum. Fecr-i Sadık dergisi de bizim matbaada basılıyordu. O mecmuanın sahibi, memleketin en şöhretli fikir adamı Sabri Sadık'ın makalesinin tasihini yaparken dizgi hatasının dışında mühim bir mantık hatasına rastladım. Yazıdaki mantık hatasını kendisine söylesem küstahlık sayılır mıydı? Ama vicdanımın sesi doğru bildiğini yap dedi. Sabri Sadık Bey, benim basit bir matbaa işçisi olduğumu mühimsemeden söylediklerimi dikkatle dinledi ve teşekkür etti. Aferin Abdullah. Şaşırmadım desem yalan olur. Çölde yetişmiş bir çiçek gibisin. Kendini iyi yetiştirmişsin. Akıllısın, cesursun, dürüstsün. Bundan sonra her müşkülünde beni yanında bil. Kendini yetiştirmen için sana elimden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırım. Yok, rica ederim, rica ederim. Dediğini de yaptı. Bana kitaplar getiriyor, anlatıp öğretiyor, fikri gelişmem için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyordu. O kamil insan, büyük Allah'ın bana yolladığı bir iyilik meleği olmuştu. O günden sonra onun yardımseverliğiyle bilgim, bilhassa İslamiyet'in mukaddesliği mevzuunda hızla gelişti. Yeni ufuklara sürüklendi. Sözün kısası, Müslüman bir adamdı. Etrafına huzur ve iyilik saçardı. Öyleleri olmasa nefes alamayacağız. Aferin Abdullah. Arkadaşlara faydalı oluyorsun. Film gibi dinliyorlar seni. Aklıma yatıyor, içim rahatlıyor. Faydalı filmlere ara ver de gel benimle. Seni istiyorlar. Neden? Sorguya çekecekler. Canına okumasalar bari. İhtilal yapacaksın ha? Sen kim alıyorsun? Önce insan ol. Krallığa sonra karşı çıkarsın.
İslam toplantısı yapacak senden başka köpek mi kalmadı? Ölü cinamı sus. Size sorguya çekin dedik, siz işkence ediyorsunuz. Dayak hayvana bile atılmaz. Ne yapalım, konuşmuyor, mecbur kaldık. İnsanca sorsaydın konuşurdu. Hadi çıkın dışarı. Gel, gel bakayım Abdullah. Gel çocuğum şöyle gel. Otur bakayım yavrum, otur Abdullah. Otur, şöyle. Ben dayaktan, işkenceden nefret ederim. Tatlı dille konuşursak daha iyi anlaşırız değil mi? Dost olduğumuza göre bana her şeyi anlatabilirsin. Efendim, herkes gibi ben de Müslümanım. Dinimi öğreniyorum. İslamiyet'i anlatırım. Ama şahsi oğlum, fikrim yok. Aklını başına al. Sorarsa o iki cihan serveri, Abdullah, bana ne getirdin? Ben de mahcup, iki büklüm olarak bir şişe de kanımı hediye edeceğim. Ve diyeceğim ki, ya Resulullah, bu benim kanım. Böylece kim bilir, beni de belki sancağı altına kabul eder ve bana da Abdullah'ım der. Müslüman kişinin en büyük silahı sabrıdır Abdullah. Haksızlıklara uğradın, daha da uğrayacaksın. Ama şunu unutma, Allah-u Azimüşşan kuluna taşıyamayacağı yükü yüklemez. Bu dünyada karşılaştığın her zorluk ve felaket bir imtihandır. Sen Allah'ın sevgili kulusun ki seni böyle bir imtihandan geçiriyor. Maharet İslam'ı böyle zamanlarda yaşayıp imanını güçlendirmektir. Bunu unutma. Çoluk çocuğumu koru, onlara sabır ihsan eyle. Kusura bakmayın, sık gelemiyoruz, malum ya. Şu yemeği bize vermek suç mu anne? Biz kime ne yaptık? Bizden niye cüzdanlı gibi kaçıyorlar? Ah kızım, insanlar bir tuhaf oldu. Sen tasa etme. Ailen bile bize karşı soğuk. Abdullah hapsolduktan sonra bütün dostların ayağı kesildi. Eskiden Allah'ın günü kapımızı aşındıranlar bile selam vermeye korkuyor. Sana dert etme dedim kızım. Abdullah'ımı haksız yere tıktılar mahpusa. İnsanların bizden kaçmaları onun çektiğinden daha mı acı? Doğru. O zindandayken benim burada ağlamam ayıp. Allah'ım, Abdullah'ımı feraha çıkar. Düştüğü bu iftira çukurundan kurtar. Amin. Elini üstümüzden eksik etme ya Rabbim. Amin ya Rabbim. İstidanı yazdım dede. Allah işini rast getirsin. Sağ ol. Allah senden razı olsun evladım. Senden de. Abimize hususi surette kendi elimle çay demledim. Hücreden kurtuluşunun şerefine. Sağ olasın. Şu azgın Recep katilini bile kuzuya çevirdin ya. Helal sana. Yahu
Evliya gibi adamsın. Seninle alıp veremedikleri ne? Bilmem. Ha, sahi hikayen yarım kaldıydı. Öyle ya. En heyecanlı yerinde kesildi. Matbaaya girdikten sonra o eşsiz insanın, Sabri Sadık Bey'in bana ettiği iyilikler, yolumu açması, o hevesle daha çok okumaya başlamam. Her şeyi anlatayım size. İşimi çok seviyordum. Gece gündüz çalışıyordum. Sabri Bey'i babam gibi görür olmuştum artık. Kendi seçtiği kitapları okutarak beni daha yukarı seviyelere çıkarmaya çalışıyordu. Bu arada İslam'ı tanımanın yüce sevincini yaşıyordum. Ne derya gibi bir din, ne mukaddes bir alemdi. Beni Kahire'nin en seçkin alimlerinin sohbet toplantılarına götürmeye başladı. Fikir adamlarından çok şey öğrendim. Kafam daha dolup daha aydınlanmaya başladı. Artık iyice baba oğul olmuştuk. Konuşmasında bir sihir vardı sanki. Duaların manasını ve hikmetlerini anlatmaya çalışıyordu. İmanda kamil olanlar ancak onlardır ki Allahu Teala zikrolunduğu vakit onun azamet, celal ve heybetinden kalpleri titrer. Her şeyin bir nuru vardır. Kalplerin nuru da La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Zikretmek gönül aleminden karanlığı giderir. Basireti açar, gözlerimiz nurlanır. Hak Teala buyurur ki İhlas ile La ilahe illallah diyenleri ateşe atmayacağımı vaat ettim. Zira onlar benim zahirlerimdir. Varın onları cennete götürün. Gittiğimiz toplantılarda artık benim sözüm dinlenir olmuştu. O alim kamil kimselerin arasında münakaşalara katılıyor, kendi fikirlerimi söyleyebiliyordum. Yaşımın küçüklüğüne rağmen beni memnuniyetle dinliyorlardı. Aralarındayken kendimi bambaşka bir insan hissediyordum. Bu gecemi gündüzüme katan çalışma ve koşuşturma sırasında bilgi dağarcığım öylesine doldu ki dışarıdan girmeye hazırlandığım lise bitirme imtihanları gözüme çocuk oyuncağı gibi görünmeye başladı. Muvaffak olacağımdan şüphem yoktu. Diplomayı da sırf güzel anacığımın gönlü olsun diye istiyordum. O sebeple imtihanları kazanıp lise diplomasını aldığım gün sevinç bile duymadım. Yalnız anneme olan vazifemi yapabilme rahatlığı vardı içimde. Anacığımın ikinci büyük arzusu memur olmamdı. Sabri Sadık Bey, Kahire Su İşleri Müdürlüğü'nde memur olmama da yardım etti. Aman Sabri Beyefendi, sizin buraya teşrifinizden daha büyük tavsiye olur mu? Abdullah Bey'i sizin toplantılarınızdan birinde görmüştüm. Yaşından beklenmeyen güzel bir konuşma yapmıştı. Hatırlamanız Abdullah için de bendeniz için de büyük şeref. Müthiş güzel bulduğum bu konuşmayı unutmama imkan var mı beyefendi? Abdullah Bey, zat işleri şefliği kadromuzda bir boşalma oldu. O vazifeyi size veriyorum. Yarın işe başlayabilirsiniz. Eksik olmayın beyefendi. Böyle bir lütfa nail olabilmek için tam 10 yıl bekledim. Bir rüya sayenizde hakikat oldu. Kimsenin sayesinde değil Abdullah. Sabrının ve çok çalışmanın mükafatı bu. Aranıza bu kısmın şefi olarak geldim. Ama amir memur olarak değil, dost olarak çalışacağız. El ele ve kardeşçe. Emrinizde çalışmak bizler için zevk olacak. Teşekkür ederim. İşe bir hafta sonra başlayacağım. Önce memlekete gidip annemi ziyaret etmem lazım. Anne! Allah'ım! Sen misin yoksa hayal mi görüyorum? Ah yavrum! Hayallerini hakikat yaptım anam. Lise diplomasını aldım. Su İşleri Müdürlüğü'nde memurum. Zat işleri şefi ve arzun üzerine gördüğüm gibi şık. Şükürler ola ki onca badireden sonra bu günü bana gösterdi.
Abdullah, son arzumu da yerine getirdin mi? Gözüm arkada kalmaz. Arzularım benim için emirdir anne, bilirsin. Senelerdir Sevde ile evlenmeni isterim. Hatırlarsın, çocuk yaştan beri Sevde'ye şaka yollu gelinim derdim. Sevde mektepteyken en iyi arkadaşındı. Ben eminim gönlü hala sende. Ne zaman adını etsek yüzü aydınlanır. İffetli, temiz, hanım hanımcık. Niye sustun, bir şey demeyecek misin Abdullah? Seçtiğin kız kabulüm anne. Helal süt emmiş, nazlı, güzel, temiz ahlaklı, uysal bir kız. Üstelik namazında, abdestinde. Ne meziyet ararsan var, ha? Meziyetlerine sözüm yok anne. Ya ailesi? Babasının gözü yükseklerde. Sen de meziyetli çocuksun. Memur oldun, daha ne? Hadi bakalım, he dede, gidip isteyeyim kızı. Hadi. Çabuk geçti değil mi Abdullah? Çabuk geçti. Çünkü mesuttu. İnsan hayatından memnun değilse zor geçer yıllar. Baba, ekmeğin İngilizcesi neydi? Brett. Baba, bugün okulda katibin oğlu dedi ki bizi Kral Faruk yarattı. Ben de hayır, Allah yarattı dedim. Aferin oğlum. Ama o Kral Faruk diye inat etti. Kavgaya tutuştuk. Burnunu kanattım, kaçtım. Kavga yok oğlum. Evet, her şeyi Allah yarattı. Şımartma şunu efendi. Senden yüz bulup azıtırsa başımıza iş açar. Zaten herkes bizden muhalif diye bahsediyor. Hayır hanım, biz muhalif değiliz. Biz sadece Müslümanız. Eğer muhalefet edecek bir şey varsa o da nefsimizdir. Ama Sevde haklı çıktı. Müslüman olmamı muhalif olmak saydılar. Sonrasını biliyorsunuz işte. Basıldık. Yok yere de buradayız. Ne zaman çıkacağımız da belli değil. Ey mezar taşının çalınmasına razı olan ecdat. Ey çalınan musluğunu bekleyen çeşme. Ey filizini koparana meyve veren ağaçlar. Ve ey taş yerine başımıza yağmur yağdıran gökler. Söyleyin. Biz hangi milletteniz? Bu Abdullah katilden de eşkıyadan da daha tehlikeli. Onu hep göz altında tutmalısınız. Ha. Aslında çok yumuşak bir insan. O geleli koğuşta kavga gürültü kesildi. Isıracak köpek dişini göstermez. Onun için gözünüz kulağınız üstünde olsun. Vali Bey sizi telefona istiyor efendim. Buyurun Vali Bey. Emrinizi dinliyorum. Geçenlerde tevkif edilen şu Minyeli Abdullah'ın işi ne oldu? İtiraf etmiyor ne demek? Suçlular itiraf etmez, ettirilir. Bunca vakittir bir adamı konuşturamadığınıza göre istifa edin daha iyi. Emredersiniz Vali Bey. Müdür bey, bana Minyeli Abdullah'ı getirin. Abdullah'ı çağırtın beyefendi. Suçluysa mutlaka itiraf edecektir. Bize ille de hakiki suçlu değil, asabileceğimiz adam lazım. Ne demek istediğimi anladınız herhalde değil mi? Abdullah, hadi bırak inadı. Bizi üzme de tatlı tatlı konuşalım. Dinliyorum efendim. Güzel. Bir cemiyete bağlı olduğunuzu tespit ettik. İsmini senden duymak istiyorum. Yorma da söyle. Cemiyetinizin ismi ne? İslam Cemiyeti. Yaz oğlum. Ben İslam Cemiyeti'nin bir mensubuyum. Oradaki vazifen ne? Müslüman olmak. Yani
İslamiyet'i tam olarak kabul ettikten sonra mümkün mertebe onu yaşamak. Canım, o hepimizin vazifesi. Öyleyse burada benim işim ne? Dur canım, hemen bozuşmayalım. Peki reisinizin ismi ne? Hazreti Muhammed. Evladım, onu değil. Yaşayanlardan birini söyle. Onun cesedi ölü. Sünnet-i seniyye dedikleri maneviyatı yaşıyor. Bunu da yazayım mı? Kes sesini. Peki Abdullah, konuşmak istemiyorsan üstüne varmam. Çünkü zorbalık sevmem. Götürün şunu. B planını uygulayın. Söyle bakayım, hangi cemiyete mensupsun? Hangi cemiyettensin? Reisinizin adı. Hangi cemiyettensin? Cevap ver, konuş! Hangi cemiyettensin? Konuş! Nedir bu çile Allah? Evladım, dünyadaki her musibet ve her saadet bir imtihandır. Maharet İslamiyeti böyle zamanlarda yaşamakta. İnsafsızlar ne yaptılar sana? Hiç. Bir rüya gördüm, o kadar. Gazetede bir haber var. Mahkemen başlıyormuş. Sırasın be şimdi. Ne yazmış? Saklamayın. Kötü haberse ha şimdi ha sonra. Fark etmez. Senin idamını isteyeceklermiş. Onca geberesi idamlık dışarıda at koştururken seni mi buldular asacak? Ulan Adalet, neredesin? Kral Faruk'un koynunda. Gazetedeki habere hepimiz bozuk çaldık. Ama idamı istenen Abdullah abi oralı bile olmadı. Helal olsun. İskenderiyeli Ahmet, ziyaretçin var. Abdullah abi be, sen ölümden korkmuyor musun? Allah bizi yarattıktan sonra ecelimizi şunun bunun eline vermemiştir. Ecel birdir, tegayür etmez. Bu ecele mahkeme sebepse ben bir şey yapamam. Yok, ecelin sebebi başkaysa mahkeme de bir şey yapamaz. Diyelim ki ecelin gelmemiş, buradan kurtuldun. Ama çıksan da başka dünya bulursun. Mapusa düşüp sabıkalı damgası yedin mi bittin demektir. Seni eski memuriyetine alırlar veya başka bir iş verirler mi sanıyorsun? Ha? Rızık Allah'a aittir. Bir kapıyı kaparken bir kapıyı açar. Doğan çocuğa, yerinde duran ağaca, topraktaki kurtçuğa rızık gönderen beni unutur mu? Haşa. Minyeli Abdullah, ziyaretçim var. Thank you.
Hepiniz Minye'ye gidin. Kitaplarımı satın. El yazması Kur'an-ı Kerim'i de satın. Bunlarla ev kirasını ödeyip yol parası yapın. Kimseye borcum yok. Senin ne borcun olur ki? Hatta alacaklarım var. Getirirlerse getirirler. Getirmezlerse helal olsun. Yavrum, talihsiz yavrum. Dindar olduk diye başımıza bunlar geldi. Ölsek de yine Müslümanız. Abdullah sus. Yalvarırım böyle konuşma. Zaten kahrolduk. Her şey Allah'ın takdiri. Bunu düşün ve ağlama. Oğlum, Abdullah. Sen benim oğlum. Oğlum. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Oğlum. Oğlum. Yıkılsın Kahire. Yıkılsın. Yıkılsın. Allah'ım yapanların yanına koma. Yavrum. Yavrum. Hadi anne gidelim. Benim. Hadi kızım. Oğlum. Hadi oğlum. Hadi anne gel gidelim. Hadi. Oğlum, yavrum, Abdullah'ım, Abdullah'ım benim. Yıkılsın Kahire, yıkılsın Kahire. Kendine gel hanım, vatana ihanet bu. Anne, anne. Tevkif edin şu haini. Anam şuursuz memur bey, ne dediğini bilmiyor. Hapsatasını öğrenir ne düşeni. Çekilin bakayım. Nedir bu kadınla hala? Ayılınca hemen alıp götürün buradan, hadi dağılın. Anne. Sen de sakin ol, telaşlanma. Kader. Zavallı sevde. Zavallı anne. Hadi çocuklar, geçin bakalım içeri. Gel şöyle. Geçin. Otur. Anne, babam ne zaman gelecek? Babam gelmeyecek mi anne? Derdiniz nedir hanım? Oğlumun başına bir felaket geldi. Hapse attılar. Nasıl oldu bu iş? Neden hapse düştü? Ya, işte böyle oldu. Suç olsa cezasıdır çekecek der katlanırız. Abdullah masumdu. Suçsuzdu. Ona yanıyoruz. Yani Abdullah'ın hapse suçlu olarak mı düşmesini isterdiniz? Allah esirgesin. Öyleyse şükredin. Madem ki kaderinde hapis yatmak varmış, suçsuz yere hapsedilmesi en iyisidir. Hiç hapse olmasaydı, başımıza bunlar gelmeseydi. Kim hapsolacaktı? Para için, kadın için, intikam için hapsi göze alanlarla zindanlar doldu. Din için, Allah için hapse girmeyi göze alacak mert çıkmayacak mıydı? Babaları içeride. Niçin? Şu iki masum yavrunun istikbali için. Bir afet ki Mısır'ı topyekün sarıyor. Bir tufan ki Mısır'ı temelinden sarsıyor. Lakin gafil millet, hain kral bunu beşik, bunu ninni sanıyor. Aman yavaş, duyarlar sonra. Duyarlar ha. Duyurduk bile. Biz yatakta ölmeyi unuttuk bile. Biz ihvan-ı müslüminiz. Müslüman doğduk, Müslüman yaşayacak, Müslüman öleceğiz. Yoksa Abdullah sizden mi? Hayır, o bizden değildir. Fakat biz, biz ondanız. Ölmek istemiyorum! Ölmek istemiyorum! Yok olmak istemiyorum! Hayır! Hayır! Hüseyin'in sesi. Sabaha idam edilecek. Hayır! Müsaade et biraz konuşayım. Peki. Ölmek istemiyorum! Ölmek istemiyorum!
ölmek istemiyorum. Yok olmak istemiyorum. Hayır, ölmek istemiyorum. 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 Yokluk yoktur. Her şey ölüp diriliyor. Benim yerime sen mi çıldırdın? 100 sene evvel sen yoktun. Seni yoktan var eden Allah seni tekrar diriltecektir. Şimdiye kadar hep ölü gıdalar yedin, diri diri gezdin. Ölü gıdaları midemizde dirilten Allah, ölen insanları da diriltecektir. Toprağa gireceğim, anlamıyor musun? Tohumlar, çekirdekler gibi toprağa gireceğiz. Kabir kapısından geçip ahiret sarayına çıkacağız. Ebediyen yaşayacağız. Toprak gibi bir şeyi yaratan Allah, toprak olan insanları tekrar yaratacaktır. Hayatın hesabını vereceğiz. Günahların cezası, sevapların mükafatını görmek için dirileceğiz. Af. Af istiyorum. Sen Müslümansın. Allah'a ve peygambere inanıyorsun. Kur'an'a inanıyorsun. Cehaletin gözü kör olsun. Bilemiyorum. Yok olmak istemiyorum. Cehennemde de olsa yaşamak istiyorum. Allah'ın sıfatları sonsuzdur. Onda yokluk yoktur. Her şey hayattır ki, her şey birbiriyle irtibatlanmıştır. Toprağın altındaki kökün midenle ilişkisini hatırla. Toprağın altındaki kökleri diri tutan Allah, mezardakileri de diri tutmaktadır. Biz ruhlar aleminde öldük, annemizin bünyesinde dirildik. Annemizin bünyesinde öldük, dünyada dirildik. Şimdi kalbini çalıştıran, kanını damarlarında dolaştıran Allah'a gönül dudağıyla de ki, Allah'ım, İngilizlerle Müslümanların beraber yaşadığı bir dünyadan geliyorum. Dinini bilmeyen bir Müslümanım. Öğretmediler. Öğrenemedim. Cehaletim kemendim oldu. 1000 tövbeyle huzuruna geldim. Çektiğim çileler hakkı için, döktüğüm gözyaşları hakkı için beni affet. Keşke 10 yaşımdayken karşıma çıksaydın. Kardeşim, amcam, dayım olsaydın. İnanıyorum. Dünyaya geldiğime inandığım gibi ahirete gittiğime de inanıyorum. Hakikaten diyebilirim ki sanığın suçu devletin temel prensiplerini değiştirmek için gizli cemiyet kurmaktır. Ceza kanununun bu husustaki maddesine göre bu suçu işlemediğine dair delil gösteremediği takdirde muhterem heyetinizden idamını talep ediyorum. Abdullah, savcıyı dinledin oğlum. Ne diyorsun? Ben bir Müslüman olarak inanıyorum ki Allah'ın izni olmadan bir kuş bile kanadını kımıldatamaz. Suçsuzum ama kader beni mahkum etti. Ben sizden tahliyemi yahut beraatimi istemeyeceğim. Tek dileğim yarın adli ilahide mesul olmamanız için adaletinize halel gelmeyecek şekilde hareket etmeniz. Ben de size bu hususta yardımcı olacağım. Zira Mısır'ın bütün müesseseleri tek tek bozulsa, yalnız adliye adaletini muhafaza etse Mısır ilelebet payidar olacaktır. Bütün müesseseler mazbut olsa da sadece adliye gayesinden sapsa Mısır temelinden çöker. Muhterem Reis Bey, ben sadece bir Müslümanım. Evimde oturdum, dinimi öğrenmeye çalıştım. Gelen misafirlerimle çay içtik, sohbet ettik. Dinimizi öğrenmek için kitap okuduk.
anarşiye karşıyım. Bence gönüllere yerleşecek Allah sevgisi her insanın içinde bir polis gibi bekleyecektir. Peki ama evladım, nasıl oluyor da gizli cemiyet kurduğunuz iddia ediliyor? Abdullah abimizle bir numaralı halk düşmanı yapıp çıktılar. Bunca musibet karşısında yok mu bir diyeceğim? Bir teneke kara toprak alın. Onun içine bir portakal çiçeği dikin. O kara toprak dal olur, yaprak olur, çiçek olur. Renk renk desenlenir. Buram buram kokar. İşte Allah'ı ve onun Esmaül Hüsna'sının tecelliyatını bunun gibi şeylerde, her yerde görüp anlayabilirsiniz. İnsan bunları bilip düşününce haksızlıkmış, idammış, hepsi hafif kalır. Abimizi koruyan beynindeki bu bilgiler İslam düşüncesidir. Hocam, şu İslamiyet'i benim anlayacağım şekilde anlatır mısın? İslamiyet başkasını düşünmektir. Yani iyi olmasına çalışmaktır. O da senin iyi olmana çalışınca her şey düzelir. Ve herkes iyi olur. Bu kadar basit. Hocam bir avukat tut da hakkını ara. Yoksa beraatin idamından sonra gelecek. Kader nasıl dilerse razıyım. Allah'a inanmak. Yalnızca ve yalnızca inanmak. Ölmek ve yaşamaktan daha mühimdir. Ermişlik dediğin herhalde seninki gibi olur. Sendeki bu sabır ve tevekkülden çok şey öğreniyoruz. Senin gibilere daha önce rastlasaydık ne suç işlerdik ne de buraya düşerdik. Hoş geldin. Sağ olun. Yavrum. Hadi siz arka bahçede oynayın. Siz hiç arayıp sormayınca ben geldim. Ah yavrum, nasıl desem bilmem. Baban kraldan çok korkuyor. Sana onun için gelemedik. Anam babamsınız. Bana gelmek suç mu? Kocan suçlu ya. Sana gelip gidersek krala haber verirler. Bizi de Abdullah'ın yanına atarlar. Keşke sen de gelmeseydin. Anne. Öyle bakma kızım. Baban seni burada görürse telaşlanır. Haklısın. Gelmekle hata etmişim. Sus. Gel ahırda konuşalım. Ağlayıp da ciğerimi yakma yavrum. Saklı 3-5 kuruşum vardı. Onları vereyim, al git. Hoş geldin kızım. Sevde bize kırıldı. Yo. Yanlışsın Sevde. Abdullah yanlış hareket etti. Ben size soğuk bir şey getireyim. Gel bakayım şöyle. Onun nesine dinmin. Kıl namazını, al maaşını, yat. Âlâ da işi vardı. Ama kafa işte kafa. Sonunda attılar içeri. O suçsuzdu baba. Akıllı insan benim gibi para kazanır. Tedbir alır. Ben kızımın yanına gelmiyorum. Neden? Çünkü şüphelenip beni de tıkarlar hapse. Peki baba. Madem tehlikedeyiz gelmeyin. Abdullah'tan boşan tamam. Yoksa ne ben gelirim sana ne de sen gel. Baba. Ağlayacağına kafanı çalıştır. Abdullah'ın idamı isteniyor. Olmasa bile ömür boyu hapis yatacak. Ben Abdullah'ı beklerim. Bize biraz yiyecek gönderirsin. 3-5 kuruş da para. Ondan boşanmazsan hepimizi ateşe atarsın. Söyle şimdi. Son sözün ne? Müsaade et. Düşüneyim baba. Ama iyi düşün. Giderken seni gören olursa da babamı görmedim. Beni içeri almadılar dersin. Baban seni burada görürse telaşlanır. Gelmemeliydi. 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 Baban kendimi bile bile ateşe atmam diyor. Abdullah'tan boşan. Abdullah'tan boşan. Abdullah'tan boşan. Bütün bunlar Allah'ın takdiri. Allah'ın takdiri. Thank you.
Niye ağlıyorsun kızım? Hiç anne hiç. Hiçe ağlanmaz. Anlat açılırsın. Ana kızız. Birbirimizden gizlimiz saklımız mı var? Çocuklarımı düşünüyorum anne. Abdullah'ımız iman bakımından ne kadar zenginse para bakımından o kadar fakirdi. Hmm. Artan 3-5 kuruşu İslami neşriyata yatırdı. Gazeteleri okuyanlar bize selamı sabahı kesiyor. Dikiş getiren de kalmadı. Öyle yavrum ama ne yapalım? Biz ne olacağız? Sen ne olacaksın? Bu çocuklar ne olacak? Oh, düşündükçe beynim patlıyor. Baban yardım etmek istemedi mi? Hayır. Bize bakarlarsa onlar da tevkif edilirmiş. Ama boşanır yanlarına dönersen bize bakarlarmış. Baban haklı kızım. Senden memnunum. Allah razı olsun. Ama torunlarımı alıp gitmen lazım. Seni tek başına bırakarak mı? Hayır anne yapamam. Mecbursun yapmaya. Ayrılığın evlat acısı gibi yüreğimi yakacak. Ama ne çare, kader. Ben de kendi matemimi kendim söyler, kendim dinlerim. Abdullah'ı severim bilirsin. Sen onun bir parçası, ondan bir hatırasın. Senden de ayrılırsam... Çocukların için mecburuz kızım. Paramız yok. Abdullah'ın başkalarına yaptığı iyilikleri bize yapan yok. Bizi cüzdanlı gibi terk ettiler. Şu viranede birbirimize sarılıp ölelim mi? Kısmet buraya kadarmış. Buraya kadar mı anne? Peki ya bundan sonra? Biz yandık, sen de yanma evladım. Mahkemeye müracaat et. Kocanın idamlık olduğunu söyle. Elbet boşarlar. Ya Abdullah? Ya o anne? O ne düşünür? Akıllıdır oğlum. Anlar seni. Bağışlar sevdi. Korkma. Allah'ım. Abdullah, mahkemeden celp var. Allah Allah. Mahkeme tarihim belliydi. İdamı aceleye getirmek istiyorlar. Getirsinler. Er veya geç ne fark eder? Bu mahkemeden boşanma davası.